Evet, selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü misafirimiz Mi Band 8 Pro. Şimdi birazdan kutusundan çıkaracağım. Ama çıkarmadan önce lütfen hemen şöyle bir beğen butonuna basarsak çok ama çok sevinirim. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Dışarıdan gelen izleyici çok, abone yok, videolar izleniyor, beğeni yok. Evet, ufak tefek hatalarımız olabilir. Dil sürçmelerimiz olabilir. Onlar zamanla geçecektir. Daha yavaş yavaş yeni yeni ekran alışıyoruz. Şimdi isterseniz hiç vakit kaybetmeden kutumuzu açalım. Mi Band 8 Pro nasıl oldu? Şöyle bir yakından görelim. Biliyorsunuz geçen yaklaşık 2-3 ay önce de Mi Band 8'i açmıştık. Onların da ilerleyen günlerde aralarında zaten kıyaslamaları gelecek. Onları da şöyle bir kafa kafaya kıyaslayacağım. Nedir, ne değildir, hangisi alınır alınmaz. Zaten bunları sizlerden yorumlardan aşağıya bekliyorum. Dediğim gibi videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Şimdi isterseniz hiç vakit kaybetmeden şöyle bir kutumuzu açıp şöyle ilk bir bakış yapalım. İlerleyen günlerde dediğim gibi zaten ara ara da şöyle diyeyim, Instagram'da ben bunun videolarını paylaşacağım. Güneş altında işte WhatsApp geri bildirimler nasıldır, ne değildir. Onları da kısa kısa orada reels olarak paylaşacağım. Oraya da abone olabilirsiniz. Şimdi isterseniz hiç vakit kaybetmeden kutumuzu açalım. Evet arkadaşlar, Mi Band 8 Pro'muzu yükledik. Gördüğünüz gibi şu anda elimde, bizi bu ekranla karşıladı. Yüklerken İngilizceyi kabul etti. Biliyorsunuz Mi Band 8'i yüklediğim zaman İngilizceyi kabul etmemişti. Ama bunda etti. Bu da güzel bir avantaj. Bu Çin versiyonu, dikkat edin, Çin versiyonu olmayan global versiyonu çıktığında zaten Türkçesiyle beraber gelecek. Ekran boyutu 1.74 inç AMOLED ekran, 336'ya 480 piksel, 60 Hz hızında ve de 600 nit parlaklık sunuyor. Bu değerlerde ekran piksel yoğunluğu yaklaşık 336 ppi, batarya da 289 mAh ki gerçekten iyi bir değer bir Mi Band için, yani akıllı bileklik için. Akıllı bileklikleri seviyoruz. Gördüğünüz gibi Mi Band 8 Pro'muz da zaten elimizde, mümkün olduğunca hemen hemen ilk ben yayınlamaya çalışıyorum. 8'i de zaten yayınladık. Onu da kartların sonunda izlersiniz. Peki bize ne gibi avantajlar sunuyor? Hemen onları göstereyim. Ben şimdi yükledim. Buradan ilk başta bildirimlere gelmek istiyorum. Uygulama bildirimleri. Biliyorsunuz giyilebilir cihazlara taktığımızda, yani telefonumuzdaki bütün verileri buraya aktarabiliyoruz. Ekranımızı uyandırabiliyoruz. Telefon, mesajlar, mail, WhatsApp yok. Buradaki birçok şeyi zaten kullanmıyoruz. TikTok'tan veri de alabilirsiniz. Onu da şöyle hemen bir açayım. Ve de diğer dediğimiz zaman ister Instagram, ister WhatsApp, isterseniz ne olursa olsun kullandığınız aplikasyonlardan sizlere bildirim geliyor. İsterseniz şöyle Mi Band'imize bir bakalım. Şöyle menümüze girdiğimiz zaman zaten menümüz burada. Burada günlük yaktığımız kalorileri gösteriyor. Artı spor modları, yürüyüş, fitness, bisiklet, ip atlama, yüzme gibi. Yaklaşık 50 metreye kadar zaten su geçirmiyor. Buradan datalara ulaşabiliyoruz. Buradan verileri aktarabiliyoruz. Ayrıyetten gördüğünüz gibi burada trenik koşu. Sensörümüz zaten mevcut. Kalp atışı, herhangi bir şey. Zaten şu an bilekliğe takın dedi. Çünkü algılamıyor. Uyku modu var. Burada da gördüğünüz gibi sesli asistan var. Ama sesli asistan Çince olduğu için bizi kabul etmiyor. Hava durumu. Zaten bunları biliyorsunuz. Tarih. Alarm. Alipay. Şurada şey dikkatimi çekti. Daha önceden burada var mıydı onu bilmiyorum. Beni uyarın. Burada kartlar bölümü gelmiş. Kabul edip kartınızı yükleyebiliyorsunuz NFC ile. Ama NFC normalde Çin'de kullanılıyor. Ki bunda kullanılmaya başlamış. Bunda NFC özelliği aktif olacak mı? iPhone 15'te olmadı. iPhone 15 videomuzu da izleyebilirsiniz arkadaşlar.
Onu da söyleyeyim. Kartları zaten eklemeyeceğim. Onu baştan belirteyim. Zaten kartlar kısmı burada. Kartınızı yüklediğiniz zaman burada gözüküyor. Kameraya ulaşabiliyoruz resim çekmek için. Telefonu bul özelliği. Fener zaten yanıyor. Ayrıyetten de SOS veriyor. Bunlar güzel. Burada müzik çalma özelliği var. Ki bunları telefonlara zaten yaptığımız zaman bunları da güzellikle kullanabiliyoruz. Burada kısa modlar var. Hemen koşuya başla, işte kalp atışı, uyku düzeni. Ayrıyetten burada müzik, burada Alipay var. Burada gördüğünüz gibi kartlar oluşuyor. Sesli asistan ve de buradaki kısa menüye ulaşıyor. Ekranlar şuradan ayarlanıyor zaten, onu biliyorsunuz. Şuraya girdiğimiz zaman burada bir sürü çevrim içi ekran var. Dilediğinizi istediğiniz zaman koyabilirsiniz. Biraz gecikmeli gönderiyor ekrana ama o da sıkıntı değil. Burada zaten hep kullandığımız ekranlar olduğunda, yani daha doğrusu atadığımız ekranlar burada duruyor. Hemen uygula dediğiniz zaman anında geçiş yapıyor. Gayet güzel olmuş. Bilekte de böyle duruyor. Kayışı çok güzel yapmışlar. Neden derseniz, önceki kayışlar biliyorsunuz bu tarafları çok sertti ve de sıkıntı yaratıyordu. Kazık gibi duruyordu açıkçası. Kusura bakmayın. Ama bu sefer yumuşak, gayet iyi ve de kullanışlı. Buradan kadranları atayabiliyoruz. Gayet buradan hemen hızlı bir şekilde geçiyor. Evet, yorumlarınızı istiyorum. Şöyle kısa bir bakış yaptık. Daha bir sürü değerlendirme yapacağım, yapmayacağım değil. Ama onları Instagram'da yayınlarım. Bunu böyle kısa özet açtık. Kutu açılışı ve de sizlere göstermek istedim. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen ama lütfen kanalımıza abone olun. Videoları beğenin ve yorum atın. Yorumlarınızı bekliyorum. Mi Band 8 Pro nasıl olmuş? Sizce olmuş mu? Yoksa geçen seneki modele biraz daha benziyor mu? Ki ben biraz daha iyi durduğunu düşünüyorum. Neden derseniz, şurada Apple Watch'ımızı da bir takalım. Kasa oranları hemen hemen aynı. Biliyorsunuz Apple Watch 2000 nit'e kadar yükseliyor. Apple Watch 9, onun da videosu var. Onu da kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bunun da 600 nit. Hemen hemen aynı eş değerlere sahip gibi duruyor. AMOLED ekranın verdiği avantajla. Evet, şimdi görüşmek üzere. Lafı da uzatıyorum ama kendinize çok iyi ama çok iyi bakın. Dediğim gibi Mi Band 8 ve de Mi Band 8 Pro'muzun kutularını açtık. Bunu yaklaşık bir 2,5 ay önce açmıştım. Bunu da şimdi geldi açtık. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Bunu her defasında dile getiriyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın.